Hepinize selamlar. Koraçan'a hoş geldiniz. Yamaha R25 ve MT25 kullanıcıları için önemli bir duyurum var bu videoda. Biliyorsunuz Yamaha bu iki modeli daha önce çağırmıştı servise. Bazı parçaları değiştirmişti. Hatta en son çağırdığında yağ pompasını değiştirmişti. Yağ pompası sebebiyle geri çağrılmıştı. Bu iki model. Yamaha bu iki modeli tekrar çağırıyor. Bunun sebebi de vites mili yayı ve radyatör hortumu. Bu iki parçayı değiştirmek üzere 2014 ve 2018 modelleri arasındaki bazı modelleri servise geri çağırıyor. Bunları da yine garanti kapsamında ücretsiz olarak değiştirecek. 10.000 motosikleti geri çağırıyorlar ama tamamını değil tabi. Bunu nasıl bileceksiniz? En yakın servise gideceksiniz, kendi servisinize. Sorgulatacaksınız şase numarasından. Size hangi parçaların değişip hangisinin değişmeyeceğini ya da herhangi bir değişime gerek var mı yok mu, modifikasyona gerek var mı? Bunları size söyleyecekler. Değişim yapılacaksa herhangi bir parçanız, bu iki parçadan biri, o zaman parça siparişi veriyorlar ve parça geldikten sonra da size haber veriyorlar. Gelin parçanız geldi, takalım diyorlar. Böyle bir uygulamaları var. Resmi bir duyuru yapmadı Yamaha benim gördüğüm kadarıyla. Bu videoyu paylaşana kadar yapar mı bilmiyorum. Web sitelerinde bununla ilgili bir duyuru yok. Sosyal medya hesaplarında yine bunlarla ilgili bir duyuru yok. Ama ben bir MT25 kullanıcısı olarak, Kolaçan olarak size önceden bunun bilgisini vereyim, duyurayım. Sonra hani yoğunluğa da kalmayın. Müsait olduğunuz zaman da gidin bu işi halledin diye erkenden duyurmak istedim. Ben iki arkadaş gittim. R25 ile beraber gittim. Arkadaşımla R25 ile beraber. 12'inde iki parçada değişecekmiş. Benim motorumda ise sadece radyatör hortumu değişimi göründü. Bu şekilde çıktı. Zaten radyatör hortumunun altından birçoğunuz R25, MT25 kullanıcıların çoğu görmüştür. Çoğunun altından sızdırıyordu azar azar. Hani sızdırdıkça ben orayı tornavidayla sıkıyordum. Demek ki kronikmiş. Yani birkaçında da görmüştüm hatta. Bunu niye değiştirmiyorlar demiştim. Yamaha bu satış sonrası hizmetiyle bizi şaşırtmaya devam edip bunları değiştireceğini söyledi. Aranızdan bu değişimle, bu geri çağırmalarla ilgili yanlış düşünceye kapılan arkadaşlar olabilir. Ne kötü motor, ne adi firma, böyle bozuk çıktı, geri çağırıyor ikide bir falan gibi düşünebilirsiniz. Ama bu motosikletin ya da firmanın kötü olduğu anlamına değil, bu firmanın iyi olduğu anlamına gelir. Bir kronik bir arıza var, bir düzelebilecek bir arıza var ve Yamaha bunu getirin yapalım diyorlar. İşin ilginç yanı ise garantiniz bitmiş olsa dahi, garantiyle alakanız kalmamış olsa dahi bu parçaları ücretsiz olarak değiştirecekler. O konuda da sıkıntı yapmayın. Yani tamamen ücretsiz olarak bu parçaları değiştirebileceksiniz eğer R25 ya da MT25 kullanıyorsanız. Ya hareketlenmeyin, korkutuyorsunuz işte beni. Bu duyuruyu size yapmak istedim. Önceden yapmak istedim. Henüz bir açıklama yapılmadı. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu videoyu da paylaşırsanız eğer diğer R25 ve MT25 kullanıcılarına ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Ve bana da destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.